Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Genç İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Halil Ağırbaşlı, yönetim kurulu üyeleri ve dernek öğrenci temsilcileri tarafından karşılanan Başkan Ergün'e çiçek takdim edildi. Zahmet edin. Geri bakalım karaya. Başkan Ergün de ziyaretinin anısına dernek başkanı Ağırbaşlı'ya hediye takdiminde bulundu. Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkan Vekili Gökhan Hilmi Gülsoy, Ülke Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, meclis üyeleri ve MHP İl Yönetimi eşlik etti. Dernek Başkanı Ağırbaşlı, Başkan Ergün'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, MAGİAD'ın kurucularından olan Başkan Ergün de duygulu anlar yaşadı. Cengiz Başkanımızı derneğimizde ağırlamanın mutluluğu ve şeref duygusu içerisindeyim. Bu benim için ayrı bir önem. Öncelikle kendisine bizleri bu yoğun temposunda ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki eski yuvamız, gençliğimiz döneminde kıymetli dostlarla, arkadaşlarla Manisa'da bu MAGİAD derneğimizi oluştururken ben de bu oluşumun içerisinde yer almıştım. Ve bugün bulunduğumuz konum hangi noktadaysa ki bunun ilk etabı MAGİAD'da başlamıştır. O açıdan benim için de bir bugün eski anıları canlandırma noktasında gerçekten duygulu bir an yaşıyorum. Dernek öğrenci temsilcileri Başkan Ergün'e yaptığı hizmetler ve bundan sonraki süreçte kazandırılacak projeleriyle ilgili sorular yönelttiler. Başkan Ergün sohbet havasında geçen ziyarette yöneltilen her soruyu cevapladı. Bunları hep beraber organize edelim, hayata geçirelim. Başkan Ergün yapılması planlanan Ulu Cami rekreasyon alanıyla ilgili de ilk defa açıklamalarda bulundu. Ulu Cami biliyorsunuz. Yaklaşık 7-8 sene öncesi, geçen dönemimde Ulu Cami'nin restorasyonunu yapmak üzere Vakıflar Müdürlüğü'nden biz o yeri istemiştik. Protokollerini imzaladık. Projelerini, restorasyon projelerini hazırladık. Anıtlar Kurulu, SİT Kurulu'ndan onaylarını geçirdik. İhale bacağına, tam yapım yerine geçeceğimizde Vakıflar Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü burayı biz yapalım diye tekrar geri istediler. Biz de verdik. Hazırlamış olduğumuz projeyi de verdik. Allah razı olsun, kim yapıyorsa. Ha ben yapmışım, ha orası yapmış. Şu anda Ulu Cami'nin restorasyonu yapılıyor. Ama şu 10 senede belki çok kişi bunu bilmiyor. Ve kamuoyuna da ben bunu çok fazla da dillendirmedim. O bölgedeki eski hazine arazilerin içerisinde yapılmış olan gece kondulaşma yapı bugüne kadar ilk dönemimde 13 milyon lira 5 yıllık süreçten bahsediyorum. Bu 5 yıllık süre içerisinde de 17 milyon yani 30 milyon eski parayla 30 trilyon lira Ulu Cami'nin etrafındaki açtığımız bugün itibariyle 300-350'ye yakın evin kamulaştırmasını yaptık. Neden yaptık? Manisa'nın bana göre en güzel turizm geleceği o Ulu Cami'nin etrafında yapılacak olan projedir. Ve o bölgenin de inşallah cumartesi gelirseniz görürsünüz. Bak ilk defa buradan sır verdim. İlk defa burada açıkladım. O bölgede muhteşem bir rekreasyon alanı hazırladık. Sadece bir kafeterya ve restoranı böyle asansörüyle tabii çok yamaçlı bir yer. Özel bir proje hazırlandı oraya. Ulu Cami'nin restorasyonu ve etrafında insanların o bölgede bütün Manisa'yı seyrettiğini düşünün. Ve dışarıdan gelen insanlarımızın orada vakit geçirdiğini düşünün. Bir saatte, iki saatte olsa. İnşallah bunu da önümüzdeki bu süreçte hayata geçiririz diye planlıyoruz. Başkan Ergün gerçekleştirilen samimi sohbette gençlere öğüt vermeyi de ihmal etmedi. Bizi teşvik ettiler. Hep çalışmayla. Hayatın içerisinde her zaman olmayı bize öğrettiler. Sonuç itibariyle yokluğu da biliyoruz. Yokluktan da geldik. Ama sonra varlığı da gördük. Önemli olan içinizde bulunduğunuz konumda
Dün neyse hep onu diyorum. Bugün oysak yarın da o olmamız lazım. Egolarımızı geride bırakmamız gerekir. Şahsi kıskançlıklarımızı geride bırakmamız gerekir. Bütün bu sonuçları hepsini alt alta koyduğunuzda tek bir sonuç eşittir diyorum. Çalışacaksınız. Hangi işi yaparsanız, hangi sektörde işe girerseniz, yaptığınız işi severek yapın. İsteyerek yapın, zaten yukarıdaki de yardım ediyor. Buna inanın sadece. Çalışın, çalışın, çalışın. Benim size tavsiyem bu.